RoboAquatics kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Batuhan. Yepyeni bir videoda sizlerle birlikteyim. Şimdi uzun süredir Blackwater'ın akvaryumu bildiğiniz üzere boş ve yorumların çoğu yeni video ne zaman gelecek, beta akvaryuma ne zaman gelecek, ne zaman yeni beta alacağız gibiydi. Ben de yasakların arasında bu boş günde gideceğim, bir beta alacağım. Nereye gideceğiz? Nudo Concept'e gideceğim. Önceki videolarda zaten size bahsetmiştim Nudo Concept'i. Oraya gideceğiz, güzel bir beta seçeceğiz. Betaların içerisinden tankımıza yakışır bir beta seçeceğiz ve tankımızı beta kavuşturacağız. Kendimle beraber ekipmanlarımı da aldım. Elimden geldiği kadar bir şeyler çekmeye çalışacağım. Orada görüşmek üzere. Ben şimdi yola çıkıyorum. Hoşçakalın. Selam millet, ben Nudo Concept'e geldim. Şimdi içeri gireceğim. Nudo Concept Ankara'nın çok merkezinde bir yerde. Kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Zaten navigasyona yazdığınız zaman da hemen hızlı bir şekilde sizi buraya getirecektir. Şimdi dükkana gireceğiz. Ortama birazcık bakıp betamızı seçeceğiz. Hadi geçelim. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Egemen müşterileri gönderdi. Şu an birazcık sessiz bir ortamda sizlerle birlikteyiz. Beta standının önündeyiz. Egemen'le birlikte dükkanın komple tanıtımını yapacağız. Fakat 17 günlük bir süreç var, kapanma süreci. Bundan dolayı Egemenler dükkanın tamamen akvaryumlarının hepsini baştan sıfırlama çalışmasına girişmişler. Çok akıllıca bir tercih olmuş 17 günlük kapanma süresince. Çünkü söylediği üzere yaklaşık 3 yıllık bir sürede akvaryumlar hiç sıfırlanmamış ve şu an çok güzel bir biyolojik süreci halletmişler bu 17 günlük kapanmayı. Bir fırsat girmişler. Yeni ithalat gelecek, evet. Birkaç hafta içerisinde. O yüzden tankların bir kısmı boş. Bizde bu cümbür cemaat komple cümbüşlü ithalattan sonraki görüntüleri almak için tanıtımı Haziran ayı başına erteledik. Şimdi sadece Blackwater Nano kurulumumuz için beta'ya ihtiyacımız vardı ve beta alacağız. Birçok farklı stand var. Karides standı, apistogramma standı, canlı bitkiler vesaire. Her tür için, her familya için farklı stand var bu dükkanda. Ve biz şu an beta standının önündeyiz. Ve Egemen'le birlikte beta standını kısaca bir inceleyeceğiz. Çünkü sormam gereken birkaç tane şey var. Ondan sonra da buradan güzel bir beta seçip akvaryumumuzu beta'ya kavuşturacağız. Sormak istediğim şeylerden birisi, biz genelde akvaryumcularda betaları küçük kadehlerin içerisinde, avuç kadar suların içinde görüyoruz. Evet. Açıkçası üzülüyorum. Filtrasyon da olmadığı için akvaryumlar oldukça, akvaryum demeye inşaat ister. kadehlerin içi oldukça dolu, betayı seçmek bile bazen suyun pisliğinden zor oluyor. Evet. Fakat burada değişik bir filtrasyon sistemi var görebildiğim kadarıyla. Aynen. Bununla ilgili senden bilgi istiyorum abi. Tamamdır. Abi şimdi şöyle, beta benim için ayrı bir şey. Zaten hani beni hep gelen müşteriler de beta Angora'dan Egemen diye biliyorlar. Öyle bir ufak YouTube geçmişim olduğu için ya da beta'ya bir 15 senemi kadar verdim. Şimdi durum öyle olunca diğer akvaryumcular gibi biz bu işe girdikten sonra betaları öyle ufak kaplara, filtrasyonsuz yerlerde, ısıtıcısız, biyolojik döngünün olmadığı kaplarda beslemek ve satmak istemedik açıkçası. O yüzden de yıllardır hayalim olan ama hiçbir zaman kendi evime hobicilik hayatımda yapamadığım
drip sistem dediğimiz bir sistem var. Bu gördüğünüz sistem. Bunu kısaca özetlemiş olursak aslında sump sistemi basitçe. Bu ama bir akvaryumdan dağılan aşağı inen bir sump değil de klasik olarak 74 tane beta kabından ayrı ayrı aşağıya inen, birleşen bir su. Aşağıda biyolojik filtrasyonu ve mekanik filtrasyonu gerçekleştirdikten sonra da ve ısıtıcıdan geçip ısındıktan sonra tekrar aynı kaplara çok yavaş şekilde, yani bu kaplar 1,5-2 litre civarı alıyor. 2 litrelik suyu böyle saatte bir kere döndürecek şekilde yavaş yavaş beta'ya da akıntı vermeden hala durgun su olarak tutacak şekilde geri veren bir sistem. Bu sayede balık azot döngüsü olan aslında bir suyun içinde yaşamış oluyor. Aynı zamanda da kaplar ne kadar küçük olursa olsun sürekli temiz ve sağlıklı öyle. Su koşullarında aynen balıklar yani beslenmiş oluyor. Küçük kaplarda biyolojik döngü olmadığı için balık dışkısından gelen amonyak çok çabuk bozuyor bunu ve nitrata bunu çevirecek hiçbir bakteri yok içeride. Biz bunu yıkmış oluyoruz aslında burada. Aşağıda çok yoğun bir sump var, dolu bir sump var. Yani yaklaşık 2 metrelik bir tankı çevirebilecek büyüklükte bir sump var. 74 tane beta kabının bütün suyu da bu sampın içinden gerek önce işte mekanik sonra da biyolojik filtrasyonlu olup tertemiz şekilde ısınıp yukarıya çıkıyor. Bu sayede beta kaplarımız da şu an 28 derecede falan. Yani bu betanın en büyük zarar veren şeylerden biri bir kötü suç hatlarıdır her zaman. Amonyaktır, işte nitritli nitrattır. İkincisi de soğuk su. Bu hayvan soğuk suyu sevmiyor. Ve biz bu sayede kapları da ayrıca ısıtmış oluyoruz. Ben sistemi çok beğendim. Daha önce internetlerde, forumlarda bu sistemi görüp duymuştum. Fakat canlı olarak ilk defa burada gördüm ve oldukça başarılı buldum. Egemen 70 küsür tane kap dedi ama bu sistemle yüzlerce kabı aynı anda, yüzlerce betayı aynı anda sağlıklı bir şekilde barındırabiliriz aslında. Aynen, evet. Şimdi ben kameranın arkasına geçeyim. Sizlere betaları göstereyim. Egemen'le birlikte bir beta seçelim. Aslında benim gözüme kestirdiğim bir tane var. Tam Blackwater'a yakışır. Böyle hafif kırmızımsı, siyah tonlarında falan oldukça hoşuma gitti. Betaların hepsi gerçekten çok sağlıklı görünüyor. Çok güzel renkler, variyeteler var içerisinde. Asıl amacımız bizim Egemen'le birlikte wild türü, doğadan yakalanma türlerini barındırmaktı. Şu an elinde olmadığı için. Evet. Şimdilik Splendens türlerinden birini seçeceğiz. Betamızı seçelim. Belki daha sonra betanın yanına arkadaş olabilecek birkaç tane balık olur. Ekleyebiliriz. Aha. Salyangoz tarzı bir şey ekleyebiliriz. Böylelikle beta tankımızı tamamlayabiliriz. Beta setinde birbirinden güzel çok fazla beta var. Fil kulaklardan tutun da plakatlara kadar. Gerçi Egemen'in yanında betaların da türlerini söylemek kendime yakıştıramıyorum. Çünkü çok bildiğim bir konu değil betalar. Daha önce uzun süre hiç beslemedim. Bu kurulumda belki de en uzun süreli beslemem olacak. Bunlardan birini seçeceğiz. Ben gelir gelmez şu gözüme çarptı. Tam bir Blackwater balığı gibi geldi. Tamamen siyah suyun içerisinde simsiyah, kırmızı renkleriyle ve yanağındaki de tonlarıyla benim oldukça hoşuma gitti. Şimdi daha net görürsün neye benzediğini. Evet, aradaki engeli kaldırıp da erkek betalar birbirini gördükten sonra birbirlerine gövde gösterisi yapıyorlar. Peki evde de ben bu görüntüyü almak için yanına bir erkek beta daha mı koymam gerekecek? Bunu ayna antrenmanı dediğimiz aslında basit yöntemler var. Eğer balığın formu çok yerindeyse aynaya bile balık görmesine gerek yok. Genelde Taylandlılar böyle çubuk kullanıyorlar. Tahta ufak çubuklar kullanıyorlar. Onu yaklaştırdığınız zaman ya da parmağına yaklaştırdığınız zaman da aynı tepkiyi verir. Eğer ki formu o kadar üst seviye değilse, metabolizması çok hızlı çalışmıyorsa ayna gösterebilirsin. En kesin çözümü odur aslında. Ayna antrenmanı diyoruz. O işin de bence en güzel şeyler şu muhabbet kuşları için satılan askılı aynalar. Aynen. Ondan bir tane şöyle akvaryumun içine astığın zaman hayvan kendini görüyor orada. Başka balık zannedip bir günde bence 10 dakika yaptırılırsa çok da faydalı oluyor balık için. Bu doğasında da doğa sürecinde de bu var değil mi? Çünkü çok ufak birikintilerde aslında çok kalabalık popülasyonlar halinde yaşıyorlar ama birbirlerini görmüyorlar normalde. Çünkü suyun geçirgenliği çok düşük, çok böyle çamurlu bir suda yaşıyorlar. O yüzden mesela bir 30 santim aralıklarla iki erkek beta yuvası var ama birbirlerini görmüyor gibi bir şeyler. O yüzden de mesela yine illaki bir karşılaşma oluyor. Orada bir gövde gösterisi yaşanıyor. Hayvan bir kendine geliyor. Ayrıca bu antrenman dediğim şey, biz buna betalarda kabarma diyoruz aslında. Beta kabardı, kabarmadı vesaire. Kabarmanın betaya bazı faydaları var. Ne gibi? Bence biz bunları başlı başına bir video yapalım. Bir gün oturalım. Olur, o da olur. Beta üzerine bir sohbet edelim.
benim de öğrenmeye ihtiyacım var ve böyle ayaküstü değil, daha çok sindire sindire bir şeyler öğrenmek beta konusunda, ki şimdi beta da bakacağım. Tamam. Benim için de güzel olur, izleyiciler için de güzel olur. Şimdi ben bu balığı seçtim, sen ne düşünüyorsun peki? Bir uzman olarak beğenir misin? Çok doğru güzel. Bir tercih mi yaptın? Kesinlikle doğru bir tercih. Zaten akvaryumlara ben her zaman plakat türlerini tavsiye ediyorum. Çünkü daha güçlüler, kuyruk olarak da daha güçlüler. Erime yaşaması çok zor balıklar. Bu da özellikle dediğim gibi renkleriyle inanılmaz bir şey sağlar Blackwater'la. Balığın rengi Hellboy Monkey Face diye geçiyor renk varyetesi. Monkey Face dediğimiz bu yanağının yanındaki o beyaz açıklık şempanze suratına benzediği için Monkey Face evet. deniyor. Diğer tarafında da samuray pulları var. Aslında samuray da denebilir bir tarafından kaynaklı. O beyaz pullar da samuray pulları. Ama Hellboy Monkey Face yeterli. Hellboy dediğimizde o siyahla kırmızının aslında iç içe geçmiş hali denebilir. Evet arkadaşlar, uzmanım, şöyle iyiyim böyle iyiyim demiyorum. Hiç bilmeden de güzel bir beta seçebilmişim bence. Egemen'in onayını da aldıktan sonra bence bunu paketleyip yavaş yavaş akvaryumumuzun yolunu tutalım. Valla aklınızda olsun. Beta taşınırken her zaman ufak suyla taşınması gerekir. Özellikle uzun kuyruklarda. Büyük paketlerde büyük suyun içinde beta giderken çok çalkalanır, kendi kuyruğu zararı görebilir. O yüzden her zaman beta için özel üretilen beta poşetleri var şu şekilde. Biz de bunları hazır alıyoruz. Hani bizim yaptığımız bir şey değil. Her zaman betanın beta poşetinde taşınması lazım. Blackwater beta tankımızı betayı yalnız bırakmayarak betayla uyumlu türlerden birkaç tane arkadaş kazandırmak istedik tanka. Egemen'le birlikte şimdi cüce çöpçü balığı türlerinden Pygmy Cory'i ekleyeceğiz tanka. Egemen'in elinde de kısmetimiz 2-3 tane varmış. Pygmy Cory'nin özelliği cüce kalması. Diğer Cory çöpçü türleri gibi çok fazla büyümüyorlar. Bu bizim nano akvaryumumuz için uyumlu bir tür olduğunu gösteriyor. Ekleme yapalım yanına. Koridoraslar böyle 6-7 grup olduğu zaman çok daha güvenli ve şeyli geziyorlar. Keyif veriyorlar. Evet. Seyri de güzel. Akvaryumu ilk kurduğumda akvaryumda su üstü bitkileri vardı, pisteyalar vesaire. Fakat bildiğiniz üzere bir yıl boyunca akvaryuma hiç elim dokunmadı. Hiç akvaryuma bakım yapmadım. Bu yüzden başta su üstü bitkileri olmak üzere bazı bitkiler zarar görmüştü. Pistiyalar erimişti. Şimdi biz de Nudo konseptteki bu güzel bitkiler ve karma akvaryumda bulunan pistiyalardan birazcık alıp bunu da beta akvaryumumuza ekleyeceğiz. Bunlar yalnız iri türü. Biliyorsun değil mi? Şu udarım boya. Abi. Bak şu boya geliyorlar. Altta gidiyor anacı. Anaçlarını geri iade edebiliyoruz mu? Hadi alıyoruz. Evet millet, ben paketimi aldım. Hızlı bir şekilde betamı akvaryuma kavuşturmak istiyorum. Egemen sağ olsun her şeyi hazırladı. Ve yavaş yavaş yola çıkıyoruz. Paket hazır, beta hazır, akvaryum hazır. Egemen görüşmek üzeriz. Üzere. Bu da ilk videomuz beraber. Bundan sonra özellikle şu ithalattan sonra çok daha güzel videolar yapacağımızı düşünüyorum ben. Evinde de akvaryum kuruyoruz işte. Güzel planlar, projeler var. Şu yasakların bir an önce kalkması lazım. Beraber bir şeyler yapmamız lazım.